Peki Hakan nasıl Galatasaraylı oldu? Aileden mi geliyor? Hakan nasıl Galatasaraylı oldu? Baba tarafım Galatasaraylı. Anne tarafım Fenerbahçeli. Anne tarafımda hakikaten teyzemler, işte dayım, tamamıyla Fenerbahçeli. Anne de Fenerbahçeli. Annem de Fenerbahçeli. Baba tarafımda Galatasaraylı. İşte halamlar, amcam, hepimiz Galatasaraylıyız. Haliyle her zaman şey durumu revaçtadır. Çocuk babanın tuttuğu takım ister. Yani kime sorsan %75'i 80'i der ki babam Galatasaraylı ya da babam Fenerbahçeli, o yüzden ben o takımı tutuyorum der. Bizim dönemimizde açıkçası ben şunu söyleyeyim, benim işte lisenin sonlarına kadar sadece ben futbol takımı tutuyordum. Galatasaray. Ne, hangi takımımız? Galatasaraylıyım. İşte Galatasaray şuydu da buydu da. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Yani bana ne yani? Doğru düzgün maç da seyretmiyordum. Yani seyrediyordum ama hani takımın işte oyuncularını da biliyorum, işte ne bileyim tarihsel sürecini de biliyorum, biliyorum ama hani şey değilim falan, hani hadi şu maçı hayatım çok hemen merkezine koymadığım için beni de çok da ilgilendirmiyor. Kesinlikle ya, yani şu anda da hayatımın merkezinde değil Galatasaray. Ya da herhangi bir X takım hayatımın merkezinde değil. Babam sayesinde oldu Galatasaraylı. Tabii haliyle baba oğluna tuttuğu takımı bir şekilde lanse eder ve çocuk da belli başarıları görmeye başladığında işte hani seyretmese bile National zaman işte galibiyeti, işte Monaco galibiyeti bilmem ne, hani seyretmesek de baba her seferinde şunu kazandık, bunu aldık, bak hangi takım yaptı diye haliyle diyorsun ki Galatasaray evet önemli bir takım, güzel bir takım, şöyle bir takım, böyle bir takım diyerek böylelikle Galatasaraylılık ve belli bir süreden sonra da tabii ki o takımı değiştirmeme durumu gerçekleşmiş oluyor ve böylelikle Galatasaraylı oluyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Senin suratı kim kızarttı ya böyle, he? Prekazi abi. Aa, tahmin etmemiz lazımdı ya. Oo, Figaro'nun düğünü de dağılmış. Nasıldı? Galatasaray'la ilgili en unutamadığın, seni en fazla böyle mutlu eden başarı hangisi olmuştu? Ya tabii UEFA kupası. Tabii ki UEFA kupası. Çünkü o tabii benim de öyleydi. Yani ben bir Fenerbahçeli olarak tura katıldığımı biliyorum ya. Yani. O zaman bir de daha böyle amatör futbol sevgisi olduğu için herkes sahiplenmişti Galatasaray'a. Yani bir de öyle bir durum var. Yani mutlaka hani dediğin gibi zaten benim en fazla artık hani Galatasaray'ın maçlarını seyretmeye başladığım dönemler zaten o efsane işte 4 yıl Süper Kupa, UEFA Kupa falan o dönemlere denk geliyor aslında artık hani 17-18 yaşlarındasın sen. Bol bol maçları seyretmeye başladığım dönemler o dönemlere denk geliyor. Onun öncesinde dediğim gibi demin normal Galatasaray'ın işte denk gelirse televizyondan seyrediyorum falan, o şekilde. Yani bazı maçlarda da bazı anlarda insanlar hani o gün şu saatte buradaydım, çok net hatırlarlar değil mi? Evet. Sen de eminim ki o gün o an neredeydin, ne yapıyordun muhakkak hatırlarsın. Ben de mesela Yenibosna'da oturuyordum o zaman, lise sondum baktığım zaman. Arkadaşımla beraber izlemiştim. Hatta maç biter bitmez dışarıda silahlar atınca biz evde yere çöktüğümüzü hatırlıyoruz evet, yani. Babam çıkartmadı bizi dışarıya belli bir süre, o silah sesleri evet, çıkan evet, bitene evet, kadar dedi. Ondan sonra tabii çıktık ve caddede müthiş bir başarıydı. Harikuladeydi. Çok güzel. Peki yani. Fenerbahçe Galatasaray rekabetine bakış açın nasıl? Yani Fenerbahçe deyince aklına ilk gelen ne? Çocukluğuna dair özellikle. Mesela ben Galatasaray deyince Simović ve Prekazi'yi hatırlıyorum mesela. Çok da severdim. Yani o Tancılar, Uğur Tütsünekerler, yani Fenerbahçe'nin kadresini nasıl iyi bilirsem Galatasaray'ı da o kadar iyi bilirim. Beşiktaş'tan Metin Ali Feyyaz'ı bilirim. Baktığın zaman senin özellikle çocukluğunla ilgili Fenerbahçe deyince aklına ilk gelen isimler ya da olay? Fenerbahçe tabii deyince çocukluğumda aklımıza işte Aykut Hoca geliyor. Rıdvan geliyor. Rıdvan abi geliyor. Şumayır. %100. Hiçbir şekilde kaçmaz. Rıdvan abiyle zaten ben reklam çektim. Burger King El Clasico reklamını çektim. Birlikte oynadık. Oradan hatta ahbaplığımız da var. Sağ olsun Rıdvan abi. Yani çok şeker, 10 numara bir insan. Yani insan. Hakikaten şey olmasaydı, hani rahatsızlanmasaydı, bir arada rahatsızlanmıştı. Senin yaşında, benim yaşımda futbolu bıraktı. Tabii. Yani hani yani çok iyiydi yani. Hakikaten onları bir şekilde yani denk geldiğin hani zamanlarda işte
izlendiği zamanlarda, babamın izlediği dönemlerde denk geldiğimde izlerdim onları yani. Hani milli takım maçlarında hiçbir şey, her şeyde hani bir kadro sayıyorlar. İşte Aykut, Rıdvan, işte Oğuz, ondan sonra işte sayıyorlar böyle işte Engin bilmem ne. Hani evet. Milli takım kadrosu bir sayılıyor yani. Harikulade bir kadro baktığım zaman. Ya Fenerbahçe'yi tabii ki bu konuda unutamam. Hani ben Fikirtepe doğumluyum. Fikirtepe'de doğdum. Ondan sonra Fikirtepe'de büyüdüm. Benim annem tabii annem babam da Fikirtepe doğumlu. Orası zaten Fenerbahçe'nin göbeği. Ve Fikirtepe bataryası tarihi açıdan da o Kurtuluş Savaşı sürecinin cephanenin tabii, olduğu nokta. Önemli yerlerden birisi. Şimdi baktığın zaman benim zaten etrafım, kuzenlerim, bilmem herkes zaten Fenerbahçeli. Biz sokakta top oynardık işte. O derdi ki ben Rıdvan'ım, öbürü derdi ki ben Aykut'um, biri derdi ki ben Oğuz'um. Onun gibi işte yürürdü falan filan. İşte ben de derdim ki ya Plakazi'yim, ya Uğur Tütüneker'im, evet. İşte ne bileyim, kaleye geçersem işte Simovic'im falan derdim böyle. Hani çocukluğumdan benim aklımda kalan Fenerbahçe hep bu oldu yani. Evet. Müşteri geldi. Abi Bob Marley var mı? Ah kardeşim bizde Marley yok. Gördüğün gibi kaset var. Ama istiyorsan Ok Meydanı'nda harika bir Marley'ci tanıyorum. Hemen hallederiz. Kes lan kes, daha Bob Marley'i bilmiyorsun. Burada kaset satıyorsun Ali.